Efendim Habertürk ekranında ben yine hayatınıza renk katmaya geldim. Geçen haftaki konuklarım Akasya Asıl Türkmen ve Dinçer Güner çerçevede yerlerini aldı. Bugünkü çerçeveye acaba hangi konuklarım gelecek? Çok sevdiğim iki tane dostum var yine. Bir tanesi çocuğu için canını bile vermeye hazır, cansiperane, onun iyiliği için savaşan bir anne, Ahul gelecek, müzisyen anne ve diğeri fotoğrafçı, yönetmen, benim canım arkadaşım Nihat Odabaşı gelecek şimdi. Arkadaşlar, buyurunuz. Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl olmuşum? Çok güzel. Şimdi böyle her yönetmen zaman, gözüyle dedim. Her zaman gözüyle. Seni böyle alayım Ahucuğum, canım. Sen de hoş geldin, seni de böyle alayım. Efendim, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ne güzel sizi burada görmek. Sizle beraber olmak da. Allah'ım, hele de bu Nihat var ya, bu Nihat hayatta sabah erken uyanamaz. Ama dedim ki Nihat ne olur bu saatte çekimimiz var. Kırmadı beni, geldi. Evet. Çok teşekkür ederim. Ve canım ah bu kadar koşturmanın içinde değil mi? Almanya İstanbul arası. Sen de bizimlesin. Çok teşekkür ederim. Bu özel günde evet, konuk ettiğiniz evet. için. Çünkü ben az önce de söyledim. Yani anneler günü bazıları için çok farklı anlamlar ifade ediyor. Bazıları için hüzün oluyor. Bazıları için hatırlanmak oluyor. Ama anne olmadan da bu duyguları hissedenler var. Tabii bunlardan ki. Biri de benim. Bazen anne olmak da gerekmiyor. O annelik şefkatini, annelik sevgisini aktarabileceğimiz hayatta çok fazla da olay var. Tabii ki çok katılıyorum. O yüzden yani bugün ama anneler günü diye böyle iki tane anneyle ilgili özel hikayesi olan konumuz. Aynen öyle. Şimdi anneden bu kadar bahsetmişken size ne pişireceğim biliyor musunuz? Anne keki yapacağım. Anne keki deyince böyle hani okuldan eve gelirsin ya. Evet. Evde bir koku olur. Ne kokuları gelir? Çok eskilerde kaldı benim için o kokular. Ya. Artık niyetten dolayı kokuları hatırlamıyorum. İşte o yüzden anne kekine küçük dokunuş yaptım. Senin diyetini de bozmasın okay, diye. Yaşasın. Evet, hiç yağ koymayacağım. İyi yaşasın. Hmm. Süper, tamam. Peki hangi kokular anneyi, şefkati, sıcaklığı hissettirir size evde? Hangi baharatlar mesela? Ben de çok kek kokusundan çok açıkçası böyle bir yemek kokusu. Yani işte annemin ben en çok köftesini çok severdim. Anne köftesi. Evet, köftesi, patatesi. Ondan bunları acayip çok severdim. Bir de bir iki tane bizim böyle Urfa yemeklerimiz falan var. Allah. İşte söğülme, patlıcanlı falan Allah. O yemekler var. Onlar olduğunda hala da benim onlar olduğunda hangi diyet programında olursa olsun. Ondan sonra Urfa'da olduğumuz için evde eğer lahmacun varsa o yenir. Kesinlikle yenir. Peki yendikten sonra ne yapılır? Yendikten sonra ne yapılır? Bazen hiçbir şey yapılmaz, evde yatılınır ama çok baktık ki kilo alınmış. Hemen o adımlar atılır, spora gidilir. Spora gidilir. Evet, İşte ben de bunu bildiğim için kek yemeden önce programdan önce gittim, sporumu yaptım. Ha, ben de programdan sonra sporum var. Hocamla randevulaştım. O zaman önce benim sporum şimdi gelsin. Nihat bazen inanmıyor. Diyor ki yalan söylüyorsun. Gerçekten düşünüyorum bazen. Stok shot mu bunlar diye. Bir güne nasıl bu kadar çok şey sığar? Stok fotoğraf bunlar diyor. İnanamıyorum. Tabii yok öyle bir şey. Sabahki egzersizimi o yüzden kayıt altına aldım. Bir benim pilatesime gidelim. Ben kekimin hazırlıklarına başlayayım. Evet, hep ne egzersiz yaptığımı sizinle sosyal medya hesabından paylaşıyorum ama biraz da ekrana taşıyayım dedim. Ben haftada 3 gün canım Gökhan'la mutlaka pilates yapmaya çalışıyorum. Bazen haftada bir gün bazen de olabiliyor. Bazen haftada bir gün oluyor ama biz yine de seni seviyoruz. Evet, yine de beni seviyorlar. Nedir pilates? Nasıl bir egzersizdir? Pilates bir egzersiz sistemidir. Yani vücuda bir bakış açısıdır. Şu ana kadar da bizim gördüğümüz bir egzersiz uzmanı olarak en iyi sistemlerden bir tanesidir. Gökhan bana çok uzun uzun esneme hareketleri yaptırıyor. Kimlerin bu çok esnemeye ihtiyacı var benim gibi?
çok fazla sabit oturarak çalışan insanlar, plaza insanları diyoruz ya biz onlara. Yani masa başı çalışanlar. Evet, masa başı çalışanların tamamı bu gruba giriyor. Hadi beni biraz esnet. Hadi esnet. Makineye mi geçiyoruz? Hadi geçelim. Hadi makineye geçiyoruz. Yavaşça aç makineyi, vücudun dümdüz olsun, omuzlarını kulağından uzaklaştır. Evet, şimdi yukarı doğru gel. Kahvaltı bitti diyorsanız hadi bize katılın. Diğer tarafa. Hop, bu taraftayız. Hadi herkes. Bunların her biri 20'şer saniye, 30'lar saniye bu pozisyonda durmak üzere tasarlanmıştı. Şimdi oturuyoruz. Oturma hareketiyle bitiririz genelde. Evet. Gökhan egzersizi. Harikasın. Bitti mi hocam? Bitti. Bu kadardı. Hocam çikolatalı mı istiyorsun, Hindistan cevizli mi? Hindistan cevizli. Hindistan cevizli. Ben ona kakaolu. Okeydir. Bu arada spora hangi gün geleceksin? Bak, hazır buraya gelmişken. Hazır buraya gelmişken. Hangi diyor. Günün boş? Tamam hocam. Ben onları hocama anlatacağım. Sen bana bir anlat. Bizim stüdyoya geri dönelim. Konuklarım, yemeklerim beni bekliyor. Evet. Nasılmış? Yapıyor muymuşum spor? Yapıyorsun valla. İnanamıyorum. Hakikaten bir güne bu kadar çok şey sığdırabildiğin için... Helal olsun sana. Ya. Gerçekten çok etkileyici. Sen demin Urfa'nın saydı ya söğürmelerini filan. Efendim ikinci yemeğimizde kısır olacak. Evet. Doğu yer. Evet da, buradan Adana'ya, Mersin'e. Tambellik yemekler Allah, bunlar. Sen de bundan sonra spora gideceksin nasıl? Evet aynen. Avcım sen de spor durumları. Sen mekik dokuyorsun. Spora gitmeyen böyle oluyor. Gerçi yapılmışı var. Yok ama sen de o kadar ilham verici, o kadar motive edici bir kadınsın ki hikayeni çoğu insan biliyor. O yüzden o günleri değil, ben güzel günleri konuşalım istiyorum. Bir anne olarak çünkü çok çok iki çocuğu da dengelemeye çalıştın. Farklı mücadelelere girdin ama başardın. Evet, çok şükür. Evet, sen de çok eski arkadaşız zaten. Evet. Ya Kartal'a hamileyken tanışmıştık hatırlarsın. Ya evet. Doğruyum, zayıflayacağım. Herkese de yalanlar söyledim. Benim zayıflamam yılan hikayesi bir kere istemekle ilgisi var. Gerçekten bir şey ben Kartal'ı iyileştirmeyi çok istedim. Evet. İyileşsin çok istedim. Ben hep annelere onu söylüyorum. Ben kendimi hiç özel bir anne olarak görmüyorum. Gerçekten yaşadığım olay evet zordu. Ama ben sosyal medyada bunu çok dakikasına paylaştığım için, herkes bildiği için bu kadar bu olay gündeme oturdu. Ama bilmediğimiz uzak köylerde çocuklarıyla savaş veren ne anneler vardır elleri öpülesi. Kesinlikle. Ben o yüzden hani bazen diyorlar senin yılına, hayır öyle bir şey yok. Ben sadece bir gündem oluşturmak istediğim için böyle oldu. Ben, organ bağışı yüzünden. Aynen şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Ahu'ya benzer hikayesi, hatta çok daha belki üzücü ve imkansızlıklar içinde olan çok hikaye vardır. Ama sen şöyle bir duruma da geldin. Organ naklinin bu kadar duyulması, değil mi? Farkındalık yaratmasının bir elçisi oldun. Evet. Buradan bir kere daha söyleyelim. Organ nakli gerçekten hayat kurtarıyor. Bu konuda sen konuşmaya, anlatmaya devam edeceksin. Ben her zaman destekçiyim. Ben biliyorum evet Nihat ve Gül ben. Benim ablam da çünkü organ nakli oldu. Öyle benim de arada bir akciğer nakli oldu. O yüzden onun da çok zor bir hayat. Akciğer nakli de zordu. Çok zordu gerçekten. Organ bulmak başka bir şey, onu beklemek çok başka bir şey. Hakikaten çok zor bir şey. İnsan başına geldiğinde anlıyor. Hayatta işte sen o merdivenleri çıkarken acaba bu merdivenler kimin için, doğru yanlış anlamıyorsun. Ama hayatında bir engelli girince hayatında olunca anlıyorsun ki meğerse engelli yokuşu yokmuş. Evet. Enteresan tabii ki yani insan hayat yaşamadan, keşke bunları biz yaşamadan yapabilsek. Evet. Keşke bu özeni, bu tikleti gösterebilsek bu ama... Bu yaşanmış hikayeyi de ne kadar çok konuşursak bir sürü insana örnek olacak. O yüzden de Instagram işte hakikaten... Evet, sosyal medyanın bu tarafı çok güçlü. Çok önemli ve çok kıymetli hakikaten. Sağlıklı doğdu değil mi Kartal? Evet, Kartal çok sağlıklı doğdu. Hamileliğim boyunca da hiçbir sorun yoktu. Doğduktan sonra hastanede bir mikrop kaptı.
Onu henüz çözemediler. Hastane mikrobu mu yoksa hamilelikte, ben bir hafta önce çok ağır bir grip geçirmiştim. Son dakika anne kordonunda kalan mikrop kalbe yürüyebiliyormuş. Kalp doktorumuz öyle söyledi. Artık ben şunu kabul ettim. Niye olduğu geçtim yani, hiç de düşünmedim. Niye değil, ne yapılabilir? Yani hep şunu söylüyorum. Erken teşhis kadar erken müdahale de hayat kurtarıyor. Ben niye ne olacak? Niye bu başıma geldi? Dövünmeyi tercih etmediğim için belki, farklı tarafım o. Ben nasıl kurtarabiliriz diye, yani son dakikaya kadar savaşacağım diye söz verdim. Ve inandın. Evet. Ve inandın. Hepimizin de inandırdım. O kadar inandırdın ve içimizde hissettirdin ki o duyguyu, biz de hep yanındaydık. Çok teşekkür ederim. Burada belki tanımadığımız bir sürü insan şu anda seni ekranda seyrediyor ve ilk defa görüyor. O yüzden bizim için önemlisin. Çok etkileyici, çok etkileyici bence de. Gerçekten evet, çok önemli, evet, çok kıymetli. Evet, evet. Ağacığım peki bu çok gitme gelme oldu. Ben yine yemeğe döneceğim. Bir şey söyleyeceğim zaten. Dönelim bence de. Özlediğin yemeğe soracağım. Şöyle bir şey var zaten. Dönmek de zorundayız. Sonuçta ki en güzel, en şanslı tarafımız şu ki. Evet. Hepimizin hüzünlü hikayeleri tatlıya bağlanmış. Buradaki iki şanslı insanız. O yüzden inşallah diğerlerini de tatlıya bağlanır. Ben böyle hafif duygusallaştım. Ya. O yüzden ama ne güzelsiniz ki, enerjimiz yüksek. Sen özlemiş miydin kısırı? Ay çok. Yaşasın. Çok. Alışveriş ipuçlarım da var. Alışverişte de anlattığım önemli detaylar var kısırla ilgili. Şimdi bir alışverişime gidelim, sonra hazırlıklara başlayalım. Artık yağsız elmalı kekimin, diğer malzemelerini, yumurtayı, şekeri ve tabii ki kısırın yeşilliklerini almam lazım. Yalnız anne, kekinin malzemeleriyle azıcık oynadım. Beğenirsin inşallah. Kısırı çok seviyorsanız çok önemli bir ipucu. Güzel kısır yapmak için güzel, bol, taze yeşillik almanız ve içine bol bol koymanız lazım. Ben burada daha çok böyle naneyi daha fazla kullanacağım. Çünkü nanenin aroması bence kısıra çok yakışıyor. Yeşil soğan da alacağım, maydanoz da alacağım. Bir de bence kısırın olmazsa olmazı nar ekşisini de unutmayacağız. Göbekli, göbekli. Gördüğünüz gibi her şeyim hazır. Stüdyoya gidiyoruz. Evet, tüm malzemelerim hazır. Yalnız birazcık daha kuru üzüm ekleyeceğim. Sonra tadı tuzu olmadı demesinler diye. Paketin geri kalanı bana verin. Sen beklerken herhalde böyle biraz uğraşayım. Sen hiç kek yaptın mı hayatında? Tabii hep yaparım. Sinekli, mantı açarım, kek yaparım. Ev baklavam çok meşhurdur benim. O yemek kısmı ile ilgili. Ben tamamen yemek kısmı ile ilgili. Ben geçen gün yapmaya kalktım. Eşim dedi ki ne alacağım marketten? Hazır kek. Allah'ım. Onu karıştıracağım. Çok kolay o zaman bak. 3 tane yumurtam var. 3 yumurtayı kaseye alıyorum. Ondan sonra şeker 1 çay bardağı var. Yeterli. Çünkü kuru üzümden de elmadan da kırmızı elma seçtim. 2 küçük elmayı küp küp doğradım. Orada bekliyorlar. Kırmızı elmalar daha tatlı oluyor yeşile göre. Dolayısıyla kuru üzümle birlikte dengelenecekler. Şimdi bunu ne kadar iyi çırparsak kekimiz o kadar iyi kabaracak. Tamam mı Nihat'cığım? Tamam. Belki ben sana geldiğimde yaparsam. Ben kabarmış haliyle ilgileniyorum. Ben de o kadar umutsuz ki yapamayacağım ben. Harika oldular. Köpük köpük oldular. Artık kabartma tozumu, tarçını mı? İşte bu tarçın var ya az önce dediğim. Ben de direkt anne kokusu. Ben de temizlik. Anne, ha, temizlik de anneyi çağrıştırıyor. Evet, fresh. Çünkü benim babam triatlet. Bizim evde
yeşil sebzeler. Daha protein ağırlıklı. Evet, pek bu kokulara. Hayır. Ay tamam. Yazık her şeye rağmen böyleyim. Daha ne olacak madem? Sen de yiyemeyince sonra mı yedin? Tabii evlenince ben abi dedim kendi mutfağımla artık. Bak gördün mü neler yapıyorlar? Biz de ipler sallıyoruz, koşuyoruz. Bosuların üzerinde dengede duruyoruz. Vallahi uğraşıyorum biliyorum, ben canım de. Canım arkadaşım sen de bu kadar yoğun çalışmana, sporu da beslenmeni de seni ben geçen yazdan beri çok zayıflamış gördüm zaten. Daha da zayıflayacağım Dilara Hanım. Kaç kilo verdin? Ben siz gezerken ben de zayıflayacağım. Ya gezmiyorum ya. Ya ben spor gezmiyorsun, yapıyorum. Gezmiyorsun, spora gidiyorsun, panele gidiyorsun, oraya görüşmeye gidiyorsun, onu gidiyorsun, onu gidiyorsun, seminerler yapıyorsun. İşte program çekiyorum. O anda hiçbir canın yemek istemiyor. Ben tırnaklarımla saplanıyorum bir yerlere yani. Dur bak ne yaptım şimdi, ben bir özetleyeyim. İlk önce yumurtayla şekeri çırptım, sonra sütü ekledim, sonra yavaş yavaş kabartma tozu, tarçın, hepsi şu anda karıştı ve artık elmaları, kuru üzümü ve cevizi ekleyeceğim. Sonra yağlanmış kalıba koyacağım, onu fırına vereceğim, sonra asıl kısır hazırlıkları başlayacak. Oh, yani ben çok sevindim. Daha bekleyeceğim yani. Azıcık daha ben bekleyeceğim. Ben şu anda oraya doğru atlamak üzereyim. Dur. Elmaları da küp küp doğradım. Kararmasınlar çok fazla diye biraz suda beklettim. Şurada suyunu süzelim. Hemen kasemizin içine alalım. Efendim bu kekin malzemeleri böyle gözünüze çok gibi görünebilir. Nasıl diyet oldu bu diye düşünmeyin. Çünkü kalorisini de sizinle tarif bittiği zaman paylaşacağım. Biriniz de şey paylaşır mısın? Yani bunu yakmak için kaç adım atacağım? Kaç dakika koşmam lazım? Ona göre ben herkese... Sen hakikaten... o kısmı ile ilgileniyorum. Evet, o bölümüyle ilgileniyorum. Şimdi bunu 20'ye böleceğim. 20 dilime böleceğim. 20 dilime böldüğüm zaman yaklaşık böyle 75-80 kalori falan olacak. Dolayısıyla 75-80 kalori çok fazla yok, bir şey bir değil. Yok, bir dakika. Hayır, bir saniye. Dilime bölmek ne demek? Onu ben yiyeceğim. İşte birer tanesi yediğim zaman. Şu kadar dilimler. Hayır. Utanacaksın kekin dilimlerken bu söylediğinden. Sen zannediyorsun ki seni kandırıyorum. Hayır, böyle bir şey söyleyeceğim. Kağıt inceliğinde dilim olacak zannediyorsun. Şurada 3 kişiyiz paşa paşa yiyelim. Yakacaksak da aslanlar gibi yakalım. Ay bu çok zorlu bir konuk oldu. Beğenmiyor bir şeyi. Ama 20'ye bölmek niye? Böl 3'e 4'e 5'e. Tamam, ona bölelim. Ona böl, tamamdır. Tanesi 150 kalori olsun. Tamam, 150 daha kalori. Daha kısır var. Tamam canım, kısır, onu da kaça böleceğimi bilmiyorum. Onu konuşmadık daha, dur. Dur ben şunu bir fırına atayım da dur. Senin hakkından geleceğim, dur. Tam da aynı. En sevdiğim şeyin de onun oradan böyle yanına. Sever misin? Aa, işte o kaseyi. Dur o zaman bir dakika. Sen iste. Pazar günü bence insan biraz istediği şeyleri yapmalı. Ama her çocuk yapmaz mı onu? Yapar. O kekin kahvaltısında azıcık istiyorsa reçelini de yesin. Zaten tereyağını da yesin. Efendim azıcık bir börek yiyecekse kahvaltıda yesin. Sağlık demek bedenen ve ruhen mutluluk demek diyorum ama ahu orada sabredelim. Kaşıkla alma bari. Neyle alayım? Utanma. Parmağımla mı? Orijinaline uygun al. Tamam ama yani çok güzel olur. Gördünüz. Yo ben bunu yapmayacağım. Aa, çok güzelmiş. Bilseydim bunu yapacağınızı. Yapmıyor musun gerçekten? Aa, şekerli gibi ama ben bunu yapacağınızı bilseydim sizi programa da çağırdım. Evet, 180 derecelik fırına giriyor. 20-25 dakika kalacak. Evet, ben şuraları toplarken Nihat'cığım. Böyle bazen annenin fotoğraflarını koyuyorsun. Hmm. Böyle o kadar gözlerin şu anki gibi bak anne dedim parlamaya başladı. Pırıl pırıl oluyor. Sen hep anneye böyle düşkün müydün? Hep düşkündüm. Hep çok düşkündüm. Rahatsızlığının bir şeyi oldu mu? Yok, hep çok düşkündüm ama tabii şimdi rahatsızlığın da çok etkisi var. Çünkü biz 8 kardeşiz. 7 kaldık, 7'ini kaybettik maalesef. Nur içinde ya. Ve annem de bana çok ekstra düşkün. Bütün kardeşlerim de bunu çok bilirler. Sen küçük çocuk falan mısın? En küçük benim. Tabii en küçük erkek aynen. Çocuk. O yüzden çok düşkün olduğu için de bana karşı hassas ve beni gördüğü zaman çok mutlu oluyor. O yüzden de mesela ilacını almadığı zaman diyorlar ki işte ona gazeteden uydurma haberler okuyorlar. Nihat Odabaşı'ya sormuşlar. Anneniz ilaçlarını alıyor mu diye. Evet. O da tabii ki annem her gün ilaçlarını düzgün alıyor diyor. Ve annem de ilaçlarını alıyor.
benim kayıtlarımı, videolarımı seyrettiriyorlar. O zaman yemeğini yiyor vesaire. Şimdi o bize bakmıştı. Şimdi bizim tatlı bebeğimiz artık o yani. Hakikaten onun en küçük bir gülümsemesi, en küçük bir tepkisi, en küçük bir adımı söylemesi falan hepimiz için artık coşku haline geldi. O yüzden çok etkileyici tabii yani. O yüzden hepimiz, bütün kardeşler her an yanında olmaya çalışıyoruz. Allah herkese öyle hayırlı evlat nasip etsin. Hayırlı evlat versin. Doğru. Ya işte evet, bu hani paket program ya böyle bir şey. Hayırlı evlat, hayırlı anne baba vesaire. Hani ama hani şunu da görüyorum ki kardeş ne kadar önemli. Çok. Hayatta yani evet, iyi olan şeyler için söylüyorum. Hayatta aile ne kadar önemli. Umarım vallahi herkese böyle bir yaşlılık verir. Yani sevgiyle yaşlanmak çok çok önemli, çok kıymetli bir şey. Doğru. Akıbetimi çok merak ediyorum. Evlenmemiş, çocuğu olmayan bir adam olarak. Benim de çocuğum yok ama ben artık aileye büyük aile olarak bakıyorum. Çocuğum yok. İki tane kardeşim var ama onların çocukları, kuzenlerim, bütün bazı böyle artık ailem gibi gördüğüm dostlarım, doğru, onlara doğru, büyük ailem. Hep doğru. Beraber buluşup bir eve yerleşip herkes birbirine yardım eder. Hadi kalk ben seni banyoya getireyim. Al sen kekini ya, bal kalorisiz kekini. Aslında şunu anlıyoruz bu söylediklerinizden. Ben iş yerimde şunu görüyorum. Artık anneler babalar tek çocuk yapıyorlar. Çünkü hayat pahalı. Ekonomik en güzel şartlar. Okulda okutalım. Haklı olarak yani, bu bir eleştiri değil. Ama sizi dinliyorum şimdi. Kendi çocuklarım da yani, kardeşleri var. Ama çok kardeş, ne güzel, ne yüce. Bir çocuk daha düşünüyor musun? Düşünüyorum. Korkmuyorum. Güzel ya. İnşallah iyi haberleri vallahi olur bu konuda. Çok güzel bir şey. Ne güzel olur. Çocuk olsun. Nasıl da büyürler yani. Ya ben şey anlamıyorum. Ya ben çok Allah aşkına veriyor. Şeyle düşünmüyorum. Ya. En iyi okulda okusa ne olur, okumasa evet, ne olur. Senin içinde iyi bir okul varsa, evet, senin hayatında iyi bir okul, iyi bir anneyle babayla büyüyorsan, o marka giysen ne olur. Yok. Yani bu bilinci yetiştirdikten sonra, evet, bunu koyduktan sonra kalbine o çocuğun, bence hiçbir sorun olmayacak. Sonra yani yetemiyoruz. Sonra evlilikler erken bitiyor, biliyor musunuz? Yani bu doyumsuzluk hissi. Hayata böyle kötü kötü bakmayacağız. Ya, evet. İyi bakacağız. Hep kötü olan her şeyin hayatta kötü olasılık var. İyi tarafına. Dilara'nın keki yanmış olabilir. Hayır, biz yanmamış diye bakacağız. Yok tabii, 100 dakika olmadı. Gayet yerinde. Tamam, ben yine ben ayağa dedim. Kalkmışken şu kısırları getireyim. Kısır malzemelerini getireyim. Ben malzemeleri değil, artık orijinalliğini görmek istiyorum. Ben yapacağım. Ellerimle. Ay ne zormuş yemek programında konuk olmak böyle. Yalana yalan. Yemek programında hakikaten. Ahu, bu senin hastanede geçirdiğin dönemde beslenmene dikkat edebildin mi? Sinal'in beslenmesi bir tarafta, eşin. Nasıl yani, yönettin o süreci? Yine annelerim, kayınvalidem ve annemden Allah razı olsun. Lal'in tüm beslenmesini zaten İstanbul'da onlar üstlenmişti. Hiçbir aksilik olmadı onunla ilgili ama ben hastanede tabii kendime çok iyi bakamadım. Yani hem göründüğü üzere çok sağlıksız beslendim ama tabii halsiz kalmamak için biraz ek vitamin takviyesi aldım. Gerçekten çünkü... Ya o konuda evet, böyle alalım almayalım bana da çok soruluyor. Bu kadar enerjiyi nereden ben buluyorsun ben aldım çünkü diye. Zona da geçirdim mesela vitaminsizlikten. Yani. Evet. Şöyle düşünmek lazım. Eğer haftada 3 gün balık yiyemiyorsan, her gün 5 porsiyon sebze meyve yiyemiyorsan, işte sabahları yorgun uyanıyorsan, egzersiz sıklığın çok iyi değilse, o zaman takviye alman gerekiyor. Aynen. Ama normal yaşamın içerisinde her şeyin rutinde iyi gidiyorsa da illa almalısın demiyoruz. Ama özel durumlarda ben de bazen o işte çok koşturmalarında anlaşıldı. Canım annem, şimdi ben o kısırı yapacağım. Senin güzel ellerinle, kendin elinin tadıyla aynısı olur mu bilmiyorum. Elimden geleni deneyeceğim. Senin tarifine sadık kalmaya çalışacağım. Kekte birkaç dokunuş yaptım ama bu annemin orijinal kısır tarifi. Annem kısırın içine annemin alameti farikasıdır, imzası cevizdir. O yüzden canımın içi, canım annem, Gülay'ım, kraliçem, seni çok seviyorum. Bak senin için Nihat'la Ahu da yiyecekler. Ben cevizinden mesela kısırdım. Bilmem ceviz, ceviz bilmiyorum. Çok yakışır, çok yakışır. Hepimize yetsin diye 2 su bardağı bulgurla yapacağım. Hepimiz derken? Hepimiz. Tamam. İşte burada hep beraber. Hep beraber. O zaman 4-5 tane daha koyalım. 2 su bardağı. Yok be, benden çok korktu. Yok yok, yetmezse biraz daha yaparız. 1. Şimdi bu çünkü ıslatacağız bunu ılık suyla. Ilık suyla ıslattığımız zaman bu çok güzel şişecek.
diğer malzemelerle de birleşince böyle kocaman kısırımız olacağız. Bu kadar kolay mı yapmışsın? Kısır çok kolaydır ya. Bu kadar severim insanları ama ben bayılırım. Bunun üstüne ılık suyla bu bekleyecek. Ama ben sizi bekletmemek için daha fazla... Ay. Şurada ıslatılmışı var. Hemen oradan kısır çıkacağız. Yakın. Okay, tamam. Burada ıslatılmışı var ki hızlı olsun diye. Hiç bu kadar aç konukların olmuş muydu acaba? Bak bu güzel suyu çekmiş zaten. Güzel güzel de yumuşamış. Şimdi bütün bulgurumu buraya alacağım. Malzemeler yarım demet nane, yarım demet maydanoz. Yeşil soğanla probleminiz yok değil mi? Oh mis. Pazar günü yenebilir bence. Bence siz de kalkın hemen bu tarifleri yapın. Geçen gün benim kızım 6 tane yeşil soğan yedi böyle. Hadi canım. Elma gibi yeşil soğan yiyor. Vallahi ne güzel. Şimdi bulgurun üzerine salçayı ekliyorum ben. Hem biber salçası 3 kaşık kadar hem de domates salçası koyacağım. Şöyle aldım. Oh mis gibi kokular gelmeye başladı. Şunu da şöyle alalım. Şunu yanınıza getireyim. Ya yapma bunu. İşkence. Ya ben yardım edeyim. Nihat'cığım nasıl yeni projeler? İyi gidiyor, çok keyifli gidiyor. İyi gidiyor mu güzel? Evet, evet. O yüzden de keyfim çok yerinde. İnşallah devam edecek o ürün. Diğer seri devam edecek seri mi? Devam edecek. Peki yönetmenlik anlamında en son Deniz Seki. En son da sen çok eskilerde kalmışsın. Hayır yeni Deniz'in yenisini yapmadın mı? Deniz'in o ilk klibiydisi çıktı yani. Çıktıktan sonra bir tane yaptı. Evet ondan sonra biz bayağı bir devam ettik. Bayağı bir yurt dışı işi yaptın. Bir sürü çekim yaptım ya. Bora, hakikaten çok cebine... utandım şimdi bir söylesene. Ama yok hepsi karışıyor ister istemez karışıyor. Yani sonra... ben de hakikaten son ne yaptın dediğinde ben de karıştırıyorum çünkü. Çok yapınca. Çünkü peş peşe bir şeyler olunca güzel iş yapmak güzel şey. Başarılı Nihat, iş yapmak. Niye akla hep böyle Gülben Ergen'le sevgili Gülben'e de selam olsun buradan. Ya o da olsun. Üç çocuk annesi. Senin de anneler günün kutlu olsun Gülbencim. Sizin bu dostluğunuz nedir böyle? Maşallah Allah bozmasın. Evet ya... Enteresan benim hakikaten hayatımdaki çok kıymetli, çok özel birisi. Bana çok önem veren, çok değer veren, çok emek veren birisi. Keza ben de ona öyleyim. Evet. Garip bir hem iş ilişkisi hem ya çok bir başkasınız. Bir iki bir ilişki. Hem birbirimizi ısırıyoruz hem öpüyoruz. Oluyor hem, mu ara sıra? Tabii canım olmaması imkan var mı? Yani kaç sene geçti aradan ve... Dostluğun içinde bir de profesyonel alan da olunca klipler işte her kliple yeni bir şey denemek onu sürekli sen değiştirmeye çabalamak. Sen çocukların dayısısın aynı zamanda tabii değil mi? Tabii. İşte diyordun ya çoluk çocuk al sana 3 tane daha çocuk dayı, yani. Dayıları. Bizde zaten bolca var. Biz senin yeğenlerin de var değil var, mi? Tabii, ama Gülben Hanım'ın o... şeyi var fark. Bizi o tanıştırmıştı zaten. Evet. Yani Almanya'ya geldi biliyorsun bana ziyarete. Doğru doğru. O günden beri hiç ayrılmadık biz de. Kıymetlidir. Kıymet veriyor. Hem güzel gün dostudur hem kötü gün dostudur. Sizi daha fazla orada şey yapmayayım dedim. Gözünüzün önünde. Çünkü çok az kaldı malzemelerim. Kekimi unutmayacağım. Kısırı koydum. Bulguru koyduk artık. Nar ekşisini de koyduk. Nar ekşisi sevmiyorsanız limon miktarını birazcık daha arttırabilirsiniz. Ben bulgurlu tarifleri çok seviyorum. Dolmayı da bulgurla yapıyorum. İşte yayla çorbası yapacaksam pirinç yerine bulgur koyuyorum. Bulgurlu tariflerden de çok korkmuyorum. Aslında az yersen yani az yemeyi başarabilirsen lif oranı yüksek olduğu için bitkisel proteinde olduğu için daha uzun süre tokluk hissettiriyor. Ben o yüzden diyetlerimde kısır veriyorum. Evet çok zararlı bir şey oldu ben de düşünmüyorum. Evet aynen veriyorum. Miktar çok önemli bir şey. O miktar, aynen. Yani kekin de doğru olduğunu düşünüyorum diyetlerde ama sen onu 48 parçaya bölünce öyle bir sorun çıkabiliyor maalesef. Maydanozdan sonra yeşil soğanlarımız da geldi. Naneleri ekliyorum. Avucum sen konservatuvar mezunusun. Evet, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Piyano bölümü mezunuyum. Biz seninle tanıştığımızda sen lösemili çocuklar için aslında gönüllü ritim atölyesi yapmıştın. Bizim ilk tanışmamız oradaydı. Ben konser piyanisti diploması aldım aslında ama piyanistliğe devam etmeme sebebim çok konuşmam.
Ben hani piyanonun dişleri kırıldı ya da parmaklarında. Hayır. Bir şey oldu. Ben kalabalık çok seviyorum. Ve hani insanlara bir şey anlatmayı, konuşmayı, orada bireysel olarak piyanisi sahneye çıkmanın dışında o piyano sanatçı sahne hazırlanma süreci çok sancılı. Saatlerce çalışıyorsunuz ve bir odanın içinde o eserleri çıkarmak konservatuvardan mezun olana kadar ömrümün yarısı gitti zaten bir odanın içinde. Hayatım zahmetli olmayan şey mi var? Ama ben seviyorum konuşmayı. Öğretmenliği de o yüzden bence çok iyi yapıyorum. Vallahi çocuk çok seviyorum. Bıcır bıcır insanları seviyorum. Konuşmayı evet ben de çok seviyorum. İnsanları seviyorum. Bir kısa öğeye gidelim. Ben keki çıkarayım. Kısırı servise hazır hale getireyim. Ben karıştırayım mı onu? Bak. Kekinin kapağını kim açmak istiyor? Ben tabii ki. Hadi sen aç. Tadam. Şahane oldu. Şimdi bunu buraya koyacağım. Şimdi bu arkadaşlara ben dedim ki 20'ye bölelim dedim. Yok diyorlar. 10'a bölelim hatta 3'e bölelim diyorlar. Şimdi Allah'ını seversen şunu ben bir ilk önce 2'ye böleyim. Tamam. Bak. Şimdi bunu eğer 20'ye bölersem çünkü tanesi 75 kalori olacak her bir dilim. Arkadaşım ona bakarsan 40'a bölersen daha da düşer kalorisi. Hiç yemeyelim. Dur bir daha için 4'e bölüyoruz. Tamam. Beraber karar veriyoruz. Efendim Nihat Odabaşı ve sevgili Ahu'nun eşliğinde bir kek kaç dilime bölünür isimli bölümümüzde şu anda. Alo bir yardım edin. Bence yapacağın şey şuraya çok bir kesik bir kesik bir kesik bitti gitti. Şimdi şu çok anda 4'e böldük. Tamam. Şunu bir daha 2'ye böleyim. Tamam. Bayağı işkence ediyor kadın bizi. Kaç oldu şimdi? 6. 8 oldu. Ne? Hadi bak seni kırmayayım 2'ye daha böleyim. Sen 24'de bu bölünmez. Kek parçalanır. Perişan olur kek. Aa bir şey yiyorsan da bayağı doğru bir şey yiyelim. 20 olmazmış Dilara zaten. Ben olmazmış. Evde yapınca oluyor. Bak şimdi bu 16 dilimden birisi oldu. Ne 10 oldu ne 20 oldu. Tamam. 95 kalori buyurunuz. Tamam. Nasıl olsa diyor. Bir şey diyor. Değil canım. Ama ne olacak sen canım? Sen istersen bunun tamamını yok 180. O kadar değil. Şunu alırım ben. Balık yan gider. Bu biraz daha minik. Buna da kaç uygun görelim. O. 90 değil bu da 85. Yok ayol. Haksızlık bu 95. O 75 var o. Vallahi 20 dakika 25 dakika da bunun için. Yalan da ay. 20 yalan ay atıyorsun. Bunun için 20 dakika mı? Gerçekten mi söylüyorsun? Şimdi bak bir yetişkin bir saat boyunca 70-80 kilo ağırlığında birisi yaklaşık 150-200 kalori arası harcıyor. Ortalama bir arkadaşım işte. Ben niye geldim? Ben kalkıyorum. Vallahi çok teşekkür ederim. Gel buraya. Getir. 20 dakika mı koşacağım? Bunun için kaç dakika koşacağım? Boş ver. Böyle kalori saymayın. Bunun için kaç dakika koşacağım Allah aşkına. Sağlığınıza bakın, mutluluğunuza bakın. Kısır için koşu şey var mı? Tamam yiyin. Ay çok korkuyorum. Ben Nihat Bey için soruyorum. Ben koşacağımdan değil zaten. Başlayabilir miyim? Başlayın. Yeter bir kaşık daha. Bana niye böyle? Herkes bakıyor da bize de kalacak mı diye. Bak, onu kime odama emirim öyle. O sana da benimki de işte yazılı Dilara'da işte böyle yiyor Dilara. Ben burada oldukça onu sen de yiyeceksin. Hayır. Ama hakikaten ben, bu kadar mı mesela? Ona kilo olursam işsiz kalırım. Bu kadar mı yiyorsun? Evet. Dersin bu kadar. Ama çok haklı bak. O zaman o diyetisyenin de şişmanı olmuyor zaten haklısın. Tamam. Ya bu da aynı zevki veriyor. Bu da bak, eğer yarın diyete başlamayı düşünüyorsanız, pazartesi günü diyet günü diyorsanız size tavsiyem, sakın ve sakın kendinize hiçbir şeyi yasaklamayın. Kısırı da yiyin, keki de yiyin ama kısırı benim gibi böyle az yiyin, keki de Nihat gibi, Ahu gibi 10 dilime değil, 20 dilime bölün. Böylece hiç yasak olmaz. Yasak olmayınca ne olur? Mutluluk olur, ölçü olur ve de sağlık olur. Nasıl geliyor kulağa Ahu? Nasıl görünüyor? Bu arada bir şey söyleyeyim. Kısa çok güzel olmuş. Hakikaten çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Annene saygılarımı ve sevgilerimi söylesene, iletiyorum. Söylesene Gülay. Hayır. Çok teşekkür ederiz. Kızınız yani her yemeği çok lezzetli. Bu başka güzel olmuş. Öpüyoruz ellerinizden. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık öğrettiğiniz için. Onu böyle tatlı tatlı yetiştirdiğiniz için. Canlarım. Ben de annelerinizin elinden, sizin anneleriniz, benim annem vesile olmak üzere tüm annelerin ellerinden saygıyla öpüyorum.
Allah sizleri başınızdan eksik etmesin. Anneler gününüz kutlu olsun diyorum. Aynen. Bütün ve size çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bir diyetisyenin yemek programına katılması bu cesareti gösterdiğiniz ben için. Ben sana teşekkür ederim. Yani böyle diyetle hiç ilgisi olmayan birini konuk edebildiğim. Afiyet olsun. Hadi siz de keki yapın. Haftaya yine aynı saatte yine farklı konuklarımla ben sizi bekliyor olacağım. Hoşça kalın.